Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Her iki takım açısından da güzel bir maç oldu. Biz buraya normal şartlarda yani 6 gün antrenman yaparak geldik. Milli takımdan dönen oyuncular daha da az 3-4 gün antrenman yaparak geldik. Bazı oyuncularımızı ve sakat oyuncularımızı oynatmadık. Oyunun son bölümünde oyunu alarak hem onları koruduk hem de bütün takımdaki oyuncularımızı korumak adına bugün sakatlık riskini ortadan kaldırmak için yaygın bir şekilde 90 dakikayı bitirebilmeyi hedefliyorduk. Sonuçta bugünkü hazırlık maçını Zenit'in 35-40 bine yakın taraftarlarının gelmesi önem vermeleri. Değerli dinleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Haftaya başladık. Şimdi önemli bilgiler var ve çok sayıda açıklama var. Bunları yayınlayacağız saat 16.30'a kadar olan birlikteliğimizde. Fenerbahçe Rusya'daki özel turnuvada, katıldığı özel turnuvada ilk maçta Zenit St. Petersburg'da 0-0 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrasında 4-3 kaybetti. İkinci maçını bu özel turnuvada Kızıl Yıldız'la oynayacak. Bakalım ilk maçla ilgili olarak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ne söylemiş? Bunu hep birlikte dinliyoruz. Ardından devam edeceğiz. Her iki takım açısından da güzel bir maç oldu. Biz buraya normal şartlarda yani 6 gün antrenman yaparak geldik. Milli takımdan dönen oyuncular daha da az 3-4 gün antrenman yaparak geldik. Bazı oyuncularımızı ve sakat oyuncularımızı oynatmadık. Oyunun son bölümünde oyunu alarak hem onları koruduk hem de bütün takımdaki oyuncularımızı korumak adına bugün sakatlık riskini ortadan kaldırmak için yaygın bir şekilde 90 dakikayı bitirebilmeyi hedefliyorduk. Sonuçta bugünkü hazırlık maçını Zenit'in 35-40 bine yakın taraftarlarının gelmesi, önem vermeleri, bu kadar güzel bir statta oynamamız tabii ki futbolcuların, her iki takım futbolcuları da heyecanlandırdı, motive etti. Sonuçta maç 0-0 berabere bitti. Penaltılarla Zenit maçı kazanmasını bildi. Zenit takımını tebrik ediyoruz. İstanbul'da biz Zenit'i ağırladığımız için bize de bugün geçen hafta yönetime, kulübe bir davet geldi. Biz de davete icazet edip tekrar buraya Zenit'in daveti üzerine böyle bir turnuvaya katıldık. Ama dediğim gibi biz takım olarak şu anda buraya %100 hazır gelemedik. Hem hazırlanmaya çalışıyoruz hem de buradaki hazırlık maçlarını oynayıp güzel bir şekilde, güzel bir kamp geçirip ülkemize geri dönmek istiyoruz. Gerçekten çok zamanla yarışıyoruz şu anda. Ayın 26'sında bizim UEFA ön eleme maçımız var. Bir taraftan elimizde sakat oyuncular var. Bir taraftan milli takımda oynayıp geçen sene çok yıpranmış bir takım var. Her açıdan baktığınız zaman deprem oldu, seçim, işte Dünya Kupası araya girdi vesaire. Bu kadar uzun bir lig geçiren oyuncuların daha fazla dinlenmeleri gerekirdi. Milli takım oyuncularına 4 gün fazla izin verdik. Normalde 28'inde toplayacaktık, 28-29'unda. Sonra dedik ki yani bu oyuncuların biraz daha dinlenmeye ihtiyacı var. Bunu yaptık. Bunu yaparken de sıkıştırılmış bir programla benim birinci planım hazırdı. Şu an ikinci planı devreye soktuk. Çok fazla yük vermeden, birden her şeyi almadan yavaş yavaş kademe kademe gidiyoruz. Mesela bugün Cekke'yi hiç oynatmadık. Son 15-20 dakika oynatabilirdik ama diğer oyuncuları da mesela 60-70'de oyuncu aldık, milli takımdan dönen oyuncuları. Yük dağılımını hep bir oyunculara değil yayarak, yaygınlaştırarak bunu, bu kamp dönemini geçirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde sakatlıklar olmadan hem güzel bir hazırlık dönemi geçirerek İstanbul'a bu şekilde dönmek istiyoruz. Tabii aramıza katılacak oyuncular da olacak. Bunların da planını yapıyoruz. Ama şu anda takımdaki enerji ve coşku gayet iyi durumda. İyi çalışıyoruz. Hepsi çok istekliler. Bugün de bunu sahada bana gösterdiler. Onun için inşallah her geçen gün üstüne koyarak en iyi şekilde Avrupa ön eleme maçına, UEFA Avrupa ön eleme maçına en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe bölümümüzde işleyeceğimiz birden fazla konu var. Onlardan bir tanesi kaleci
Altay Bayındır kalıyor mu gidiyor mu? Fenerbahçe bir kaleci transfer edecek mi? Livako için transferi söz konusu. Atile Zalay takımdan ayrılıyor. Atile Zalay transferiyle ne kadar kazandıracak Fenerbahçe? Elbette ki Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar var. Eski başkan Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunlar da gündeme damga vuran konulardan bir tanesiydi. Fenerbahçe bölümümüzde işleyeceğimiz konulardan bir tanesiydi. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Reklamlar için kısa bir ara. Aranın ardından devam ediyoruz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Paris Premier Turnuvası'nın ilk maçını normal süresi 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında Zenit St. Petersburg 4-3 kazanan takım oldu Fenerbahçe karşısında. Ama tabii bunlar hazırlık maçı. Çok da önem arz etmiyor sonuçlar. Sonuçların ne olduğu daha çok takımı görebilmek büyük bir önem arz ediyor. İsmail Kartal da az önce dinledik açıklamalarını, buna vurgu yaptı. Ve ikinci rakibi bu turnuvada Kızıl Yıldız olacak Fenerbahçe'nin. Sevgili İrfan 25 bizimle birlikte Sözcü'de yazıyor bildiğiniz gibi. İrfan hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar Özgür. İyi çalışmalar dilerim. Sen nasıl gördün dün akşamki maçı? Sence hangi oyuncular ön plana çıktı? Tabii bu daha iyi tazelik maçı, onu söyleyeyim. Tabii Fenerbahçe biraz geç açtı hazırlık kampına, geç başladı. Dolayısıyla milli takımlara giden futbolcular da ayın 5'inde takıma dahil olduğunu düşündüğümüzde ilk 11 daha çok işte futbol teknik direktör İsmail Kartal'ın belki de yani performanslarını görüp daha sonra kadroda kalıp kalmayacaklarına karar vereceği ilk 11 olarak değerlendirebiliriz sahaya çıkan ilk 11'i. Tabii orada Osterwalde iyi bir performans ortaya koydu. Geçen sezon Jesus döneminde, ara transfer döneminde kadroya katılmıştı ama tabii bu oyuncu çok fazla forma giyememişti. Genellikle yedek kulübesine hapsi olmuştu. Ve çok eleştiriler de yapılmıştı genç oyuncu ile ilgili, Orlando Solbeck ile ilgili. Ama dün gördük ki Orlando Solbeck de aslında sezon başı kampını iyi geçiren isimlerden bir tanesi. Dün de Zenit karşısında iyi bir performans ortaya koydu. Daha ilk maç ama şunu söyleyebiliriz. Hollanda Solbeck'in de kadro rotasyonunda yer alacağını ve burada Fenerbahçe'ye katkı sağlayabileceğini gördük. Zaman zaman son çizgiye inip geriye çıkardı. Paslar vardı takım arkadaşlarına, pozisyonlar adına da etkili ortaları da vardı. Dolayısıyla Hollanda Solbeck'te dün öne çıkan isimlerden bir tanesiydi. Yine İsmail Yüksek, tabii her ne kadar Fenerbahçe orta saha için transfer yapmak planlasa da milli futbolcu İsmail Yüksek de kampın hazır olan isimlerden bir tanesi. Zenit maçında da öne çıkan isimlerden bir tanesiydi. İsmail Yüksek de tabii milli takımda olmasına rağmen hazırlık kampına 3-4 gün erken gelip çalışmalar önceden başlayan bir isimdi. Dün de fiziksel anlamda iyi olduğunu gösterdi. O da orta sahadaki forma savaşında teknik direktör İsmail Kartal'ın önemli bir silahı olacak. Tabi biliyorsunuz 8-6-3 yabancı kural devam edeceği için orada tabi İsmail Yüksek'in de bu performansı İsmail Kartal'ın elini oldukça rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Yine Serdar Aziz de performans anlamında öne çıkan isimlerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu ilk maç ama şu açıdan bakarsak ilk maçta İsmail Yüksek ve Osterwalder'in performans anlamında öne çıkan isimler olduğunu söyleyebiliriz. Bu Rusya kampında tabii Fenerbahçe 3 hazırlık maçı yapacak. 2 hazırlık maçı daha oynayacak. Dolayısıyla bu maçlar sonucunda bu maçların ardından, Rusya kampının ardından teknik direktör İsmail Kartal da takımdan gönderecek futbolcuları belirleyecek, onu söyleyebiliriz. Sevgili İrfan 25 bu bilgiyi aktardı. Bakalım hangi oyuncular tercih edilecek, gönderilecekler listesi için. Bu konuyla ilgili bir öngörüm var mı? Henüz erken mi? Böyle söyleyeyim. Aslında öngörümüz var. Atilla Salahi biliyorsun Union Berlin. Atilla Salahi ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'de de anlaştı bonservis konusunda. 14 milyon euro bonservis. Bir sonraki satışta da pay koyun olması da bekleniyor Union Berlin'deki. Tabii bu transferin de kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz. Özgür. Atilla Salahi ile yollar ayrılacak, onu söyleyeyim. Ama önemli bir bonservis geliri elde edecek Fenerbahçe bu transferden. Yine stoperde Gustavo Henrique ile yoldan ayrılması planlanıyor. Gustavo Henrique'ye de Arabistan yarımadasında ülkesinden transfer teklifleri var. Fenerbahçe oyuncunun sezon sonunda, yani bu sezon sonunda oyuncunun 1.4 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katmıştık. Gustavo Henrique'ye de yollar ayrılacak, onu söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda
mevcut kadrosunda baktığınızda Atilla Salahi, Juan Perez, Gustavo Henrique, Samet, Serdar Aziz, Emir Ortakaya gibi hatta altyapıdan iki tane de genç stoper oyuncusuyla beraber 6-7 tane stoper var kadroda. Bu stoperlerden en az 4'ü de yoldan ayrılması planlanıyor. Bu isimlerden bir tanesi Atilla Salahi dediğim gibi Yunan Berlin'e gidecek. Gustavo Henrique için kulüp aranıyor. Genç stoperlerin de kiralanması gündemde. Yani başka takımda tecrübe kazanması için başka takımlara kiralanması gündemde. Çünkü o bölgeye iki stoper transferi yapılması planlanıyor. Bunlardan bir tanesi Chico. Dijiko transferini gerçekleşti artık. Bugün sağlık kontrolünden geçti. Artık resmi imzaların atılmasını bekliyoruz. Kısa sürede bu transfer açıklanacaktır diye düşünüyorum. Detaylı nedir Dijiko transferini? Dijiko transferini de şöyle söyleyeyim. 3 yıllık sözleşme 1.4 ya da 1.5 milyon euro gibi yıllık ücret konusunda Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Oyuncu dünün menajeri ilk önce İstanbul'a gelmişti. Tabii Beşiktaş istiyordu ama oyuncu Fenerbahçe oyuncu dünün menajeriyle görüştü. Daha sonra menajeri ülkenin sıradını gezdi, müzeyi gezdi. Daha sonra Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti ve Beşiktaş'la da görüşerek teşekkür etti o oyuncu. Beşiktaş'ın teklifi nedeniyle ama Fenerbahçe'yi tercih etti. Bugün de sağlık kontrolünden geçecek. Artık resmi imzaların atılmasını bekliyoruz. Yani bu bölgeye stoper bölgesine yine Bekao'nun transfer edilmesini bekliyoruz. Onun için de Fenerbahçe Udinese kulübüne 7 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti. Bu bonservis bedelini yükseltti ama Udinese kulübüne 10 milyon euro beklentisi var. Fenerbahçe Bekao için beklemeden Udinese'nin bonservis konusundaki inadını kırılmasını bekleniyor. Ama eğer Bekao transferi gerçekleşmesinde alternatif olarak yine başka bir alternatif de belirlendi. Onu ifade edelim. Yine Bekao'yu Fenerbahçe transfer etmek için şartları zorlayacak. Yine orta sahada Arao'nun gitme ihtimali söz konusu. Onun da Suudi Arabistan'dan teklifler var. Özellikle Jesus'un çalıştığı El Hilal kulübünün Arao'nun Arao'yu transfer etmek istediği yönünde bilgiler söz konusu. Tabii Fenerbahçe'de oyuncunun satışından bir bonservis gelir elde etmeyi planlıyor. Tabii o bölge için Zayst'la görüşmeler devam ediyor orta saha için. Ancak oyuncunun oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bir oynama garantisi gibi bir durum istiyor. Dolayısıyla teknik direktör İsmail Kartal'dan oyuncuyla görüşü kadrosunda görmek istiyor ama oyuncunun daha oynayabileceği bir takıma gitmek yönündeki fikri değişmiş değil. Ama bu hafta içerisinde Zayt'la ilgili de konular netleşmiş olur. Yani Fenerbahçe olumlu ya da olumsuz bir cevap verecektir. Zayt, yine Rossi'nin ayrılma ihtimali söz konusu. Onu da Fenerbahçe yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Teknik direktör İsmail Kartal satılabilir raporu verdi. Forvet hattında da Joao Pedro ve Joshua King'le de yollar ayrılabilir. Joao Pedro'nun da İtalya'dan 3 kulüp istiyor. Yine Suudi Arabistan'dan Arkadaş kulübü Fenerbahçe ile masaya oturduğu transfer görüşmelerinde bulunuyor. Joao Pedro'yu da Fenerbahçe'ye bir bonservis bedeliyle satılması gündemde. Fenerbahçe oyuncuyu 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katmıştı. Bunun üzerinde bir bonservis geliri beklentisi olursa bu bonservis teklifi olursa Fenerbahçe bu oyuncunun da satışına sıcak bakıyoruz. Sevgili İrfan 25 bu bilgileri aktardı. İrfan bu arada Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski'nin alınacağından bahsediyor evet. Ama bu konuda var evet. Mı gelişme? Evet onu söylediğini unuttuk tabii çok fazla transfer gelişmesi oluyor Fenerbahçe. Szymanski ile de Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi. Artık son detaylar görüşülüyor. Bugün ya da yarın o transferinde sonuçlanmasını ya da açıklanmasını bekliyoruz diye söyleyebilirim. Oyuncu için 10 milyon euro bir bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe İdare Moskova'ya. Oyuncu ile Berkoğlu'da anlaştığı 3 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Szymanski'nin transferinde bugün mesela Umut Ayıca sağlık konudan geçti. Onu da söyleyelim. Hı. Yine bir tane transferlerden bir tanesi İstanbul Sporcular ve Umut Ayıca konuda anlaşmaya varmıştı Fenerbahçe. Umut Ayı transferinde bugün açıklanmasını bekliyoruz. Son derece çok sayıda transfer yapılıyor Fenerbahçe. Transfer hareketliliği devam ediyor. Wilfried Zaha konusunda bir gelişme var mı? Zaha ile ilgili Zaha'nın kararı bekleniyor artık Özgür. Onu söyleyeyim. Anladım. Yani. Fenerbahçe teklifini yaptı. Crystal Palace, Lazio gibi kulüpler Zaha ile Crystal Palace sözleşmeyi yenilemek istiyor. Lazio da Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor ama en iyi teklif şu anda yıllık ücret anlamında Fenerbahçe'nin
Ama oyuncu Crystal Palace'da kalmak istiyor. Yani uzun yıllardır Crystal Palace'da oynayan bir oyuncu ve dolayısıyla orada kalıp futbolu da oradan bırakmak istiyor. Yani oranın efsanelerinden bir tanesi veya adını tarihinde yazacak isimlerden bir tanesi olmak istiyor. Ama Fenerbahçe'nin teklifi de oldukça iyi yıllık ücret anlamında. Suudi Arabistan'dan teklifler vardı. Ama oyuncu Avrupa'da kariyerini sürdürmek istiyor. Şimdi önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bu transfer netleşir. Mart'ta Fenerbahçe avantajlı konumda. Yıllık ücret anlamında en iyi teklif veren Fenerbahçe. Artık burada oyuncu karar verecek. Lazio gibi Şampiyonlar Ligi mücadelesi oynayan bir takıma gidebilir. Çünkü orada işte dediğim gibi Şampiyonlar Ligi oynayacak ama daha düşük yıllık ücretle. Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Fenerbahçe de tabii oyuncuya çok pahalı anlamda çok iyi şartlar sundu. Hatta şartları zorluyor. Ama Fenerbahçe dediğim gibi bu transfer için 1-2 gün daha bekleyeceğiz. Orada artık sponsor Zaha'nın daha karar verecek. Tabii gidebilecek futbolculardan bahsetmişken Altay Bayındır'ın da ayrılmak yönünde bir isteği olduğundan bahsediliyor. Bir, bu doğru mu? İkincisi, Livakovic konusunda Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor mu? Altay Bayındır'ın evet, şöyle söyleyeyim. Altay Bayındır'ın bir ayrılma isteği var. Şimdi Altay Bayındır Manchester United'in bir ilgisi söz konusu. Manchester United ikinci kaleci bölgesine transfer yapmak istiyor. Altay Bayındır'ın sözleşmesinde de 5-6 milyon euro bir serbest kalma bedeli var. Dolayısıyla Avrupa ekiplerinin ilgisini çöküyor. Ama burada tam karar verilmiş değil. Eğer Altay Bayındır devam ederse bir yabancı transferi yapmayacak Fenerbahçe. Mevcut kalecilerle yola devam edecek. Teknik direktör İsmail Kartal'da aslında isteği bu yönde. Hı hı. Ama Altay Bayındır ayrılırsa o bölgeye bir yabancı kalıcı transfer edecek. Livakovic için de Fenerbahçe'nin ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe en son 8 milyon euroya kadar çıktı ama orada da tabii 10 milyon euro beklentisi var ve 10 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyen kulübe vereceğini söylüyor Dinamo'da. Bundan da vazgeçmiş değil. Ama Fenerbahçe'de Livakovic için beklentiler tutuyor. Oyuncu İspanya'da gelecek teklifleri bekliyor. Villarreal de istiyordu oyuncu. Masaya da oturmuştu. Ancak tabii yine yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu transferden vazgeçmişlerdi. Eğer İspanya transferi gerçekleşmezse Altay Bayındır ayrılırsa Fenerbahçe Livakovic transferinde daha avantajlı konuma gelebilir. İrfan, çok teşekkür ederim aktardıklarından dolayı. Var mı ekleyeceğin son bir şey? Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarını devam ediyor. Bugün de bir imtihan yapacak. Tabii 3 oyuncu bugün sakatlarıyla kadroya yer almıyor. İşte Samet Akaydın bir hafta adaletinde ağrıları var. Bir hafta takımdan ayrı çalışacak. Yine Lincoln biliyorsunuz sakatlığı vardı. Lincoln'de Ekim ayında sağlığa dönmesini bekliyoruz. Orada çapraz bağ ameliyatı geçirmişti Nisan ayı gibi. Onun da Ekim ayında sağlığa dönmesini bekliyoruz. Peki. İrfan, tekrar teşekkür ederim aktardığım bilgilerden ötürü. İyi yayınlar diliyorum. Görüşürüz. Değerli İncer, İrfan 25 Fenerbahçe ile ilgili son bilgileri aktardı. Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un başarılı futbolcusu, bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim ve gitmek için izin istedim. Başkan teklifi reddetti. Sonra sakatlandım. Gitsem ne olurdu diye düşündüğüm çok oldu diyor. Arda Güler kardeşimizle çok gururlandık. Onu desteklememiz ve yalnız olmadığını hissettirmemiz lazım. Çok değerli, çok yetenekli bir kardeşimiz diyor. Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, değerli dinleyiciler. İspanyol sol bek Angelinho, vatandaşı Juan Mata'nın tavsiyeleri sonrasında Galatasaray'dan başka bir takımda forma giymek istemediğini söyledi, iddialarının konusu oldu ama bu tavsiyeler elbette ki profesyonel futbolda bir faktör olarak kabul edilmekle birlikte futbolcunun kararını bütün etkileyen bir unsur değil. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani Juan Mata elbette ki olumlu referanslar verecek ama bir de işin maddi boyutu var. Yani Leipzig'le anlaşılabilecek mi bakalım? Galatasaray'ın transfer gündeminde Angelinho, Galatasaray satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor futbolcuyu. Galatasaray bölümümüze geçtiğimizde detayları sizlerle paylaşırız ancak şimdi Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bu arada Arda Güler'le ilgili fikirlerini de paylaştı. Türk futbolunun yarayan kanası federasyondur kardeşim. Federasyonu kaldırın, ortadan yok edin. Kulüpler Birliği'ni devreye sokun, yemin ediyorum bundan daha yönetilir. Şimdi siz Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu olarak tahkimi, disiplin kurulunu seçiyorsunuz. Birçok kurulları siz seçiyorsunuz. MHK'yi de siz seçiyorsunuz. Şimdi bu tarafsız olamaz. Bunun tarafsız olabilmesi için futbol ailesinin toplandığı, genel kurulun yapıldığı, federasyonun genel kurulunda nasıl
başkan ve yönetim kurulları biz aday izleyip liste koyuyorsa ve sandığa onların isimleri atılıyorsa bu MHK içinde yapılmalı. Bu tahkim kurulu içinde yapılmalı. Yani onlar da ben yönetim kurulu olarak görev almak istiyorum. Yaparım listemi, giderim. Bahadır da der ki kardeşim ben de niyet ediyorum. Ben de bu spora yöneticilik yapacağım. Bu ülkenin futboluna. Ben de yönetim kurulu diyeyim. Ya vatandaşımız onu oy atacak ya bana oy atacak. İyi de tahkim ne ya? Tahkim kurulu da o zaman. Siz de tahkim kuruluna bir liste yapın. Siz de tahkim kuruluna bir liste yapın. Disiplin kuruluna bir liste gelsin. Üç liste gelsin. Beş liste gelsin. Biz seçelim. Biz seçtiğimiz zaman orada kimse diyemez. Tahkim kurulu kardeşim verdiği karara katılmıyorum. Saygı duymuyorum. Ne demek saygı duymuyorum? Mecbursunuz. Genel kurulu seçmiş orayı. Ama kişi seçiyorsa o zaman taraflı olma ihtimalinden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu doğru bulmuyor. Eğer bunu böyle yapıyorsanız o zaman bizim sizlerin vermiş olduğu, sizin seçerek getirdiğiniz tahkim kurulunun vermiş olduğu kararı ben İstinaf Mahkemesi'ne benim taşıma müsaade edeceksin kardeşim. Yok onu da ben seçerim, oraya koyarım, ona da talimat veririm, buna ceza ver, bir daha geldi bir daha ver. Sonra ben bunu kardeşim kabul etmiyorum, ben nereye gideceğim, kapı yok. Öyle bir adaletsizlik olmaz. Burada kesinlikle yanlış bir yönetim var. Bu tarz doğru değil. Ben o gün de söyledim. Bunun içeriğinin genel kurulda değişmesi lazım. Değiştirilmedi. Bir kolayı var. Çok kolay değil ama bir kolayı var. Hadi sen bir yeni bir uygulama yap. Yani liste yapsınlar. Lale Orta Hanımefendi bir liste yapsın. Cüneyt Çakır bir liste yapsın. Atıyorum Zekeriya Alp örnek olarak söylüyorum. Bir liste yapsın. Yazsın kimle çalışacağını. Gidelim huzurlarında. Orada atalım o. Ya siz de tamam siz onaylayın. Siz deyin kardeşim ya ben TFF başkanı olarak burada böyle bir oylama yaptım kendi iç bünyemde. Tamam mı? Dolayısıyla buradan da yola çıkarak bu arkadaşların değerli olduğunu gördüm kazandıklarını. Ben bunları tahkim kurulu yapıyorum. De yok. İstemiyorlar. Çünkü federasyonun başında oturup başından sonuna kadar her tarafı kontrol etmek ve idare etmek gibi bir düşünce. Biraz antidemokratik arkadaşlar. Beyefendinin de bunun üzerine gösterdiği tepki biraz çok şey olmuş. Yani aşırı bir duygusalcı olmuş. Yani mantıkla dışı aslında. Akıl dışı, akıl tutulması. Siz Beşiktaş camiasına size ihtiyacım zaten yok. Siz olmasanız da olur falan. Böyle bir şey yok. Beşiktaş olmasa sen orada hiç olamazsın. Yani onu bilecek kadar TFF başkanlığında oturuyorsan onu bilecek kadar bilgin olması lazım. Bir algı var. Bu federasyon başkanı Beşiktaş ilişkileri iyi değildi. Bir de bak federasyon başkanı bunun böyle olmadığını çıkıp konuşması lazım. Federasyon başkanı beni sevse de sevmese de Beşiktaş'ı istese de istemese de her bir şekilde o koltukta oturduğu müddetçe adil ve adaletli olmak zorunda. Burası onu bırakmaz başka türlü. Yani öyle sen oraya seçildin dolayısıyla bize her türlü şey yapabilirsin bu senin hakkı falan öyle bir şey yok. Onu bu camia yaptırtmaz. Onu Fenerbahçe'de olsa yaptırmaz Galatasaray'da. Hiçbir camia federasyon başkanıyla ilişkileri kötü diye o federasyon başkanının kendi camiasının hasar ve zarar vermesine müsaade etmez. Taraftar da etmez, camiası da etmez. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Orada çok canın sıkılıyorsa, rahatsızsan istifa eder gidersin. Eğer o görevi severek yapmaya devam edeceksen o zaman Beşiktaş'ın da varlığını kabul edeceksin. Tamam mı? Ondan sonra o beklemem falan işte daha çok beklersin falan. O lafları da kullanmazsın. Ki bakın halen daha söylüyorum ben kullandığına gerçekten inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum. Ama onun cevabını alacağız. Ona göre de bir yol izleyeceğiz. Çünkü her yerde benim başkan adayı olduğumu ifade ede beyefendi yürümüş. Hiç öyle bir şeyim yoktu. Bu bana hakikaten kulübün içerisinde, kulüpler birliği içerisinde belki 19 takım varsa 17'sinden 16'sından geldi. Yani ve ben bunun olmayacağını söyledim. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşandı Bahadır'cığım ama yani onlar beni aday gösterip daha sonra aday göstermekten vazgeçmediler. Ben istemediğim için, istemediğim derken görevim Beşiktaş'ta kabul etmediğim için arkadaşlar bizi gündeminden dışarı çıkardılar. Ya şimdi o bir huzursuzluk var. Yani gerginlikle huzursuzluk başka bir şey. Gerginlik itiş kakışa gelir ama bir huzursuzluk kendinizi kötü hissedersiniz. Yani biz TFF başkanının hareketlerinden, tavırlarından biraz huzursuz oluyoruz. Yani biraz da anladığım kadarıyla
şahsileştirilmiş vaziyette. Yani bunu da doğru bulmuyorum. Ben bunları konuşmalarımın hepsini de söyledim. Yani gelelim o günkü benim konuşmamda, tabii içeriğinde daha çok şey vardı. Orada söylemek istediğim şeyler federasyonun bize karşı, Beşiktaş'a karşı olan tavır ve tutumlarında federasyon başkanının biraz adaletsizlik, biraz taraf tutuculuk gibi görüyoruz. Ve o konuşmanın akabinde daha sonra ben onu orada tabii kürsüde fark etmedim. Sonuçta bir genel kurul var orada. Hatta ben o genel kurulda çok daha da temkinli ve dikkatli konuşmaya çalıştım. Tabii ki ne konuşursam konuşayım saygısızlık yapmamam gerektiğini biliyorum. Zaten yapmaya niyetim yok. Şimdi daha sonra ben videolarda birileri bana gösterdi. Ya başkanım bakın bu şöyle, bakın böyle. Ben tabii beyefendinin ne söylediğini orada görmüyorum. Sizin de görebildiğinizi düşünmüyorum. Kafasını öbür tarafa çevirmiş. Gazetede yayınladık. Evet, siz yayınladınız galiba değil mi? Bazı yerlerde de vardı onlar. Sosyal medyada da vardı. Şimdi ben onun dudak hareketlerini okuyacak bir kültürüm yok. Ben dudak hareketi okuyacak bir eğitim de almadım. Dolayısıyla öyle bir laf orada söylediğine dair de bende bir şey yok. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Az önce Sayın Ahmet Nur Çebi'yi dinledik, Beşiktaş Kulübü Başkanı. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin önemli tespitleri de vardı. Transferle ilgili önemli tespitleri vardı. Sayın Çebi, Arda Güler'in transferinin çok büyük bir olay olduğunu ifade etti. Bizde de oyuncular vardı. Genç oyuncular ama onları etrafındaki insanlar çok kötü yönlendiriyorlar. Dolayısıyla çok doğru hareket edemediler. Sonra kayboldular. Umarım Arda böyle olmayacak. Bu konuda bir ekip oluşmuş durumda. Genç yetenekli futbolcuları kendi kazanç kapıları olarak gören insanlar var dedi. Ahmet Nur Çebi'nin böyle bir eleştirisi var. Biliyorsunuz Beşiktaş'tan da geçen sezon Emirhan ayrılmıştı ve turnuvaya gitmişti. Sevgili Adnan Aybaba, Beşiktaş bölümümüzde bizimle birlikte. Adnan abi hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Yayınlarınızı Özgür'cüğüm. Hoş geldin. Sefalar. Hoş bulduk Adnan abi. İyisiniz umarım. Vallahi iyiyiz. Aferin işte. Geçiyor. Yaz. Ama yaz hareketli geçti bu yaz değil mi? Transferler. Evet, evet hareketli yani, başladı. Hareketli fırsat yok. Sana yani bir şey yok. Fırsat yok sana özellikle. Yoğun. Evet evet. Ne diyorsunuz, bir para sorunu olduğu belli Beşiktaş'ta. Transferler konusunda bir gecikme yaşanıyor mu sizce? Tabii yaşanıyor tabii. Şimdi Beşiktaş Avrupa'da da var bu sene. Öyle evet. Avrupa'da da var. Bunları tabii herkes ister, her kulüp, her hoca ister. Bir an evvel taraftarlar ister, bir an evvel şu transferler bitsin diye. Şimdi bunlar yol devam ederken, oturmuş bir kadro varken, oturmuş bir teknik direktör ve yönetim varken aslında bu kadar transferler gecikmemeli. Ha tabii ki belki yani ekonomik olarak bazı oyuncular çok da az olsa değişebilir bu hani. Kulüplerle sorun yaşıyor bazı oyuncular. Daha ucuz almak değil mi bonservislerinde? Böyle şeyler olabilir. Futbolcuyu bekleyebilirsin. Sorunu çözemeyebilirsin. Bunlar mesela 10 oyuncuda 2 tane 3 tane istisna olabilir. Ama genelde bu transferleri Avrupa'da olduğumuz gibi biz burada geç kalıyoruz. Hep Avrupa'da oynayacağımız için bunları erkenden bitirmemiz lazım. Büyük bir bölümünü. Ama bir kısmını yani bir kısmını sonraya bırakabilirsin. Şimdi fakat Beşiktaş'ta çok acil transfer ihtiyacı var. Yani bunları gerçekleştirmek lazım. Ama kulüpte para yok mu? Evet yok. Belli yani. Para yok yani. Bir sıkıntı var. Çok ciddi bir para problemi var. Var. Peki Sayın Başkan'ın eleştirisini haklı buluyor musunuz? Özellikle altyapıdan yetişti A takım düzeyine gelen futbolcunun etrafında aileleri ve bir takım çıkar grupları var. Bunlar o çocukları kazanç kapısı olarak görüyorlar diyor Sayın Başkan. Doğru mu sizce? Şimdi başkanın burada haklı olduğu yönler de var, haksız olduğu yönler de var. Yani haklı olduğu yön bunlar olabilir. Anneler ve babalar çocuklar hakikaten yanlış yönlendirebilirler. Ekonomik boyuttan dolayı olabilir. Bu ailenin sıkıntıları olabilir değil. Bir an evvel para kazanmaz. Çünkü ya az para değil bu. Yani sen şimdi oğlun düşün Beşiktaş'ta giderken 10 bin lira aylık alıyor TL parasıyla değil mi? Bir anda çocuğuna senin 1 milyon euro teklif geliyor yılda. Ya bu çok önemli bir rakam oluyor. Bir hesapladığın zaman aileler bunlara tabii özellikle kanabiliyor. Ama buna inanmayan, yoluna devam eden, daha iyi bir planlamayla oyuncuları kazandırmak bence daha mantıklı. Bak Beşiktaş'tan 3 tane oyuncu gitti. Ben 3'ü giderken çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Dedim ki Beşiktaş dedim geleceğini sattı. Ama şöyle bir şey. O çocuklar da giderken acaba şimdi şunu düşünüyorum. Onlar da kendi geleceklerini sattı. Yani bu planlamalar çok önemli. Yani sen gidiyorsun ama orada oynaman lazım. Rıdvan bugün
Özgür'cüğüm sen de biliyorsun. Şenol Hoca ile birlikte doğru mu? Milli takımı oynamış oyuncu. Volkan hatta fevkalade bir yükseliş yaşadı ki bunların içinde Serdar'la Emin Han'dan daha iyi diye söylüyorum. Hani konum olarak. Milli takım oyuncusu o. Milli takım. Şimdi bu oyuncu nerede? Yok. Abi böyle gideceksen gitme. Kal Beşiktaş'ta. 2-3 yıl oyna. Mesela buna bir Arda Turan örneğini verebiliriz. Mesela Arda Turan gitti ama Galatasaray'da kaptanlık yaptı. Tabii. Avrupa Futbol Şampiyonluk yaşadı. Abi kaptanlık yaptı. Yaşadı. 24 yaşında çekti Atletico'ya gitti. Bak evet. Unutma. Evet, evet. Ama şu anda Türkiye'nin en büyük transferi. Türk futbolunun kötü gidişatında dibe vurduğu bir dönemde başkanlar olsun, yönetimler olsun, futbolcu olsun, medyamız olsun, federasyonumuz olsun sıkıntı yaşadı. Halkı futboldan uzaklaştığı bir dönemde Arda Güler insanları güldürdü. Hı hı. Örnek oldu. Yani bana göre Türk futbol tarihinin en büyük transferini yaptı, gerçekleşti. Bu 18 yaşındaki çocuk. Ama nasıl orada hazır hissettik değil mi? Sen İspanya basını çok iyi takip ediyorsun. Bir sürü arkadaşların var futbol takımlarında değil mi? Portekiz, İtalya. Özellikle bu ülkeler sen çok iyi biliyorsun. Şimdi o bası toplantısı sen de izledin. Bir futbolcu o kadar hazır gitmiş ki oraya. Ben bu çocukla gurur duydum. Tüylerim diken diken oldu. Evet evet %100. %100. Verdiği cevaplar akıl, duruş, fevkalade önemli. Fevkalade. İşte biz gençleri böyle hazırlayıp gönderirsek o zaman haklı olarak onları kazandığımız zaman hepimiz daha çok mutlu olmaz mıyız? Yani Ahmet Başkan bunu söylerken burada haklı olduğu konular da var, yönler de var. Ama tabii kulüpler de bunları iyi planlayamıyor. Burada da bir eksiklik var. Bunu da göz ardı et, mukaveleler, kontratlar hep eksik bu gençlerle ilgili. Dolayısıyla bu konuda da yani altyapıdan sadece oyuncu çıkarmak değil, bu oyuncuların geleceğini tasarlamak konusunda da büyük bir iş düşüyor yönetimlere. Bunu doğru bir biçimde yapmak lazım. Biraz da öz eleştiri yapmak gerekiyor galiba değil mi Aden abi bu noktada? Ne dersin? Abi işte bunu senin iyi yapman. Bak bizim bak bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki yetenekli futbolcular dünyanın hiçbir yerinde yok iddia ederim. Bana belki çok kişiyle gülebilir. Fark etmez abi. Brezilya'dan oyuncu geliyor. Messi geldi Arjantin'den doğru mu? 13 yaşında. Doğru. Geldiğinde Barcelona takımında vücudunda sorunlar vardı. Eğitim aldı. Yetişti. Planlama yapıldı. Dünyanın Messi'si oldu. Bizde yani bizim Arda bugün bu oynadığı yarım buçuk maçlarla tam oynamadı yarım buçuk maçlarla bir yılda bir buçuk yılda yaptığı şu işlerle milli takım ve Fenerbahçe'deki Jesus eğer ona çok daha yer verseydi Arda bugün 50-60 milyon euroya giderdi. Neyse bunu konuşmayalım gitti artık. Şimdi bunlar yapılsaydı bu oyuncu gitti bu oyuncu Türk olarak Real Madrid'e gitti. Çok önemli bu. Bu ne demek biliyor musun? 20 milyon genç var. Bak Afrika'dan Fransa'nın her yerinde oyuncu oynuyor değil mi Afrikalılar özellikle? Hı hı. İngiltere'de oynuyorlar. Brezilyalılar öyle. Ama Türk çocukları inan bana bunların hepsinden yetenek. Hem zeka olarak hem akıl olarak. Sadece bizim eksiğimiz şu. Sistem. Bu yok. Sistem. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi diyor ki bu sezon Beşiktaş yani biz %99 şampiyonuz çünkü daha hazırız diğer takımlardan. Katılıyor musunuz bu tespite? Ya böyle bir şey başkan kendi camiasına iyi görmek için. Bunu her başkan hazır söylüyor. Benim bildiğim bütün başkanlar ben 30 yıldır ben duyarım her başkan şampiyon oluruz der hiçbir de olamaz sorun. Yani bu böyle başkanlar kulüpler için bu tip demeçleri veriyorlar. Hiçbir Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray başkanı ben şampiyon olmam demez. Ama bence de şunu diyorum. Artık bundan sonra da biz %99 şampiyonuz biz bu sene şampiyonuz demeseler çok daha inandırıcı olur diye düşünüyorum. Hı hı. O zaman daha iyi. En azından sen bunu dediğin zaman taraftarına umut veriyorsun. Ama sezon sonu geldiği zaman taraftar enayi değil. Bir kenara not alıyor. Değil mi? Hı hı. Bunu demeyeceksin. Beşiktaş her zaman, yarış olduğu zaman her zaman en kötü haliyle bile şampiyonlukta var olan bir takımdır. Aynı şey Galatasaray, Fener için de geçer değil mi? Ardından Trabzonspor gelir. %100. Yani bunları söylemeye gerek. Biz bu sene şampiyon olacağız. Olamazsa. Olamayabilirsin de yani. Bunun bir garantisi yok. Futbol ne kadar ilginç bir sezon geçirir. Şu daha yeni bu sezon değil mi? Evet. Galatasaray'ın sezonu. Bundan önce Beşiktaş şampiyon oldu. Sergen'le biliyorsun. Son anda Fenerbahçe Sivas yenisi oluyor da Galatasaray bir gol avarajıyla şampiyonluğu kaybetti. Beşiktaş şampiyon oldu. Hı-hı. Ya futbol bu. Futbolun sonu yok. Ama büyük takımlar her zaman iddialı takımlardır. Fakat sistem kurulmadığı müddetçe sadece günü kurtarırız, bu seneyi kurtarırız, seneyi kurtarmaya çalışırız. Geldiğimiz zaman da bu kulüplere bakarsın, milyonlarca lira borç işinde, hala aynı söylemler, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde yoksun, direkt katılamıyorsun, değil mi? Çarp kötü, dolar çıkmış, euro çıkmış, transferler sıkıntılı. Bunlar hep geleceği belliydi, bağıra bağıra geldi. Şimdi altyapıya döneceğim diyorsun, bir oyuncuyla altyapı sistemleri kurulsaydı,
bugün dünyaya ihracatı yapan Arda gibi birçok oyuncuyu gönderebilirdik ve büyük para kazanırdık. Bak, Fenerbahçe'nin kazandığı 30 milyon euro ne demek bugün biliyor musun? Bonuslarla 20 ama 30 değil mi? 20, o 8'e yakında bonusları var. O da onlara yayılan bir ödeme biçimi. Tabii başarıya endeksli bir takım kriterleri var. Ama oradan bir 3-5 belki de gelebilir değil mi? Yani 25 olabilir falan. Evet, bu değişecek yani. Olabilir yani. Teorik olarak 8 milyon euroya yakın bir ücret kazanabiliyor. Hadi 25 diyelim. Tamam, 30'sını bulalım. 25 milyon euro diyelim seninle. Özgürcüm. Ya 25 milyon euro ne demek ya? Bir oyuncudan Fenerbahçe kulübü 100 milyonluk bütçesi var diyelim ki bir takım. 120 milyonluk bir takım. Bunu 20 milyonu bir oyuncudan alıyorsun zaten. Yani biz bunu 10 yıldır bu kulüpleri anlatamadık. Bu sistemi bir türlü uygulayamadılar. Şimdi Arda bunlara bir ışık yaktı. Yaktı ama bakalım bundan sonra gerisi gelir mi gelmez de bekleyeceğiz umut. Bekleyip göreceğiz. Sevgili Adnan Aybaba bizimle birlikte Beşiktaş bölümümüzde. Sayın Başkan, transferle ilgili sorulan soruya şunu söylüyor Sayın Ahmet Durçevi. Sokakta bilinen, televizyonda seyrettiğimiz büyük futbolcular var. Gidip onları almak başarı değil. Biz Ocak ayında Şenol Hoca'nın Amir, Onur, Abubakır'ın gelmesiyle 2-3 transferle işi bitirmemizi sağlayacak konuma geldik. Transferler ne kadar gizli yapılırsa o kadar faydalı oluyor. İyi transferler yapmaya çalışıyoruz. Yıldız falan 8-10 milyon euro maaşta bizde öyle yok diyor. Yani biz aslında ismi duymamış ama gelecek vadeden genç futbolcular alacağız. Bunları da çok gizli tutuyoruz diyor ama tabii ne kadar gizli tutulabilir? Eninde sonunda ortaya çıkacak Adnan abi. Eminim sizin duyduğunuz isimler vardır Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan. Ne dersiniz? Var mı? Ya şimdi var tabii. Bak şunu söyleyeceğim sen. Şimdi Beşiktaş yıldız oyuncuları da aldı. Sen biliyorsun Premier Lig'den en az Delali yıldız değil miydi? Evet. Şimdi yıldız derken böyle oyuncu mesela şimdi gitti Galatasaray takımı Icardi aldı getirdi yıldız değil miydi Paris Saint Germain'de? Tabii. 50 milyon euro bütçe yani tutan bir oyuncunun maliyeti sen onu getirdin. Şimdi burada marifet de bu. Yani yıldız oyuncuya 8-10 milyon euro tabii ki verme. Veremezsin zaten kulüp bunu kaldıramaz ki. Hı-hı. Ama bu tip oyuncuları da bulup getirmek bu da bir marifet değil mi? Galatasaray takımı geçen sene bunu yaparak kaliteli oyuncuları önemli ataklar yaparak Erden Timur'la birlikte bir Okan Hoca'ya bir kadro sundu yani. Şimdi Şenol Hoca'ya sen eğer böyle iyi bir kadro, iyi oyuncular sunamazsan Şenol Hoca ne yapabilir yani nereye kadar? İki tane kanadın yok. Ben sana söyleyeyim. Bir tane, iki tane stoperin yok. Ben sana söyleyeyim. Orta sahanda oyun kurucun, iki tane oyun kurucun yok. Sol dış, sağ dış, iki tane forvet diyorsun. Cenk Bilal yok. Değil mi? Abubakar var. Evet. Yani baktığı zaman bunların gerisini getirmen lazım. Bunların gerisini getirip tamamlayacaksın ki Beşiktaş'ta yürüyüp gidecek. Şenol Hoca da kulübede oturduğu zaman şöyle döndüğü zaman ya ben kimi sokayım diye düşünmeyecek bu adamda. Yani bundan da elinde sihir değnek yok. İyi futbolcu şart. Beşiktaş'a iyi futbolcu almak lazım. Beşiktaş gibi takımlar, Fener, Galatasaray gibi iyi futbolcu alacaksın. Çok alma, az al ama kaliteli oyuncu. Bunu yapmak lazım. Sevgili Adnan Aybaba son derece net ifade etti görüşlerini. Bakalım Beşiktaş'ın transfer politikası sonrasında ortaya çıkacak transferler, imzalar hangileri olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Sizin söylediğiniz gibi Adnan abi kısa, öz ama %100 verim alabileceğiniz transferler olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Yok, çok ben de çok teşekkür ederim. Gene özellikle Arda'yla kapatalım. Tabii. Çünkü bu son sözcüklerimiz olacak. Ona başarılar diliyoruz. O şu anda hepimizin umudu oldu. Kulüpler buradan bir örnek çıkarsınlar, bir ders çıkarsınlar başkanlar. Bakın gitti Ali Koç onu aldı, getirdi öyle ya da böyle. Herkesin bir şeyi var, faydası. Doğru mu ona? Doğru. Bir el dokunuşu var. Fenerbahçe taraftarı sahip çıktı. Cesus oynatmak falan filan. Bir efsane oldu ve bu çocuk gitti. Ama bunun gibi daha milyonlarca evladımız var. Buradan bir örnek alarak yolumuza devam edelim. Bunun dışında söyleyecek bir şeyimiz yok. Bir de artık Allah aşkına şu Avrupa'da falan başarılı olalım yani. Dönüyoruz sen. Doğru. Peki Adnan abi bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Adnan abi baba bizimle birlikteydi. Beşiktaş bölümümüzde kısa bir ara reklamlar için. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray bölümümüzde İsterlin İncer. Galatasaray Icardi konusunda Paris Saint-Germain'le anlaştı. Icardi'ye Paris Saint-Germain'de aldığı ücreti verecek Galatasaray ve 3 yıllık anlaşma imzalayacak. Icardi'ye biliyorsun Suudi Arabistan'dan resmi teklif gelmemişti ama Suudi Arabistan kulüplerinin astronomik teklifler sunduğu iddia edilmişti. Bunlar iddia elbette ki. Icardi de kendi haklarını savunabilmek adına elbette ki bu argümanı kullanmış olabilir ya da Icardi'nin avukatları. Ama Icardi iş kendisine kalacak olursa Galatasaray'da oynamak istiyor. İradesini net bir biçimde ortaya koydu.
büyüdü. Türkiye'ye alıştı ailesi, kızları vesaire. Dolayısıyla bu hafta içerisinde Galatasaray Icardi ile 3 yıllık anlaşma imzalayacak. Zaten bir önceki hafta edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmıştım ve 10 gün içerisinde Icardi transferi netleşecek Galatasaray adına, daha fazla uzamayacak demiştim. Dediğim oldu demek için söylemiyorum ama zaten realite bunu gösteriyordu. Bu arada Galatasaray sol bek transferinde Angelinho ile ilgili olarak Leipzig'e bir teklifte daha bulundu. İddiaya göre Leipzig oyuncu için 10 milyon euro bonservis ücreti istiyor. Galatasaray ise bu ücreti aşağıya çekmeye çalışıyor. Galatasaray elbette ki kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla futbolcuyu transfer etme şansına da sahip. Bu yönde görüşmeler devam ediyor. Bunun dışında Paredes çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Paris Saint-Germain'in bir diğer Arjantinli oyuncusu. Paredes'in transferi konusunda Galatasaray bir çalışma yaptı ama Paredes'in önceliği Paris Saint-Germain'de kalmak. O da Luis Enrique'nin kararına bağlı. Luis Enrique Paredes'le ilgili olarak henüz bir rapor vermiş değil. Eğer Paris Saint-Germain'de kalmıyorsa Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri değerlendirmeyi amaçlıyor. Arjantinli futbolcu ve üçüncü seçenek olarak belki de Türkiye'de oynamayı isteyecek. Dolayısıyla onun fikri bu yönde ama bu transfer ve dinamik bir süreç, her an her şey değişebilir. Galatasaray'ın başkan vekili, Sport ve AŞ Başkan Vekili Erden Timur da dün yaptığı açıklamada bu konulara değindi. Hep birlikte dinliyoruz. Yüksek bir teklif almıştım. Sonunda belli bir rakamı belli bir seviyeye düşmeye başladılar. O yüzden de işte bir aşamaya gelinmek üzere diyeyim. Bitti diyemeyiz. Bir noktalara doğru gidiyor. Artık bayağıdır çok şey uğraşıyoruz. Çünkü çok büyük rakamlar, yani 30 milyonlar bonservis, yani verilen teklifler öyle olunca tabii çok sıkıntı oluyor. Bildiğiniz gibi 32 milyon maaş teklifi, bizim bütçelerimizin ne kadar üstüne çıkabilsek de bu işin bir sınırı var. Financial fair play var. Birçok şey var. Tabii ki hepimiz istiyoruz, taraftarımız da istiyor ama şöyle düşünmemiz gerekiyor. Çok iyi oyuncular aldık yüksek bütçelerle. Çünkü genel fiyat seviyesi de, onu da söylemek istiyorum. Suudi şeyinden sonra, bu değişiklikten sonra geçtiğimiz senelere göre 2 katı, 2.5 katı artan bir, bazı şeylerde 3 katına yakın artan bir fiyat var. Genel fiyat seviyesi, sadece belli bir fiyat limitindeki oyuncular için değil. Ama financial fair play'de bir şey değişmiyor. Bizde tersine gelirimizde işte 2 ay öncesine bakarsak %40'a yakın bir devalüasyon var. Bunların hepsi bizim realitemiz. Hem herkesin mutlu olacağı, hepimizin takımımızı üst düzeye çevirecek oyuncular transfer edip hem de financial fair play sorunu yaşamamız lazım. Çünkü o sorunu yaşarsak Avrupa'da oynayamıyorsun, transfer yasağı geliyor. Bu tip şeyler olduğu zaman iyi oyuncuların sende olmasının bir anlamı kalmıyor. O yüzden de Icardi'de artık belli aşama kaydettik. İnşallah bizim son limit rakamlarımıza gelirse finalize olabilir. Yani kamp sürecinin içine gelecek transfer inşallah olacak. Bunlara yine geçen sene olsa çok daha bu konuda şunu derdim. Şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak diye. Piyasa, önce genel bir realiteyi şey yapayım, hepimizin onu bilmesinde fayda var. Şu an tüm Avrupa'daki transfer piyasası geçtiğimiz senelere göre çok daha yavaş. Çünkü oyuncular Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor. Suudi Arabistan'a bunların içerisinde gitmeyi düşünen %10 bile olsa, geri kalan neredeyse tamamına yakını yine menajerleri o konuda transfer teklifi getirmeye çalışıyor ki buradaki istedikleri maaş veya kulüpler o menajerlere yetki veriyor Suudi Arabistan'dan o oyuncular için bonservis teklifi alsınlar ki istedikleri bonservis, oyuncuların da istedikleri maaşı o teklifleri göstererek arttırabilsinler. O yüzden de hiç kimse şu an hiçbir şeye evet demiyor. Böyle olunca A grubu dediğimiz oyuncu grubu, biz neyi hedefliyoruz? A grubu eğer olabilirse bir ihtimal bir tane A grubu oyuncu, iki tane A grubu oyuncu. Geri kalanında da yani onlara A artı dersek A ve A eksi, özellikle A eksi şeyini. Şimdi büyük kulüpler dediğimiz o hani 12 tane, 13 tane şey kulüp, Premier Lig'den, Serie A'dan, Bundesliga'dan, işte La Liga'dan veya Lig 1'den olan bu büyük kulüpler, onlar da aynı şekilde A plus oyuncuları beklediği için bu süreci, herkes de boşta kalmamak adına aslında normalde bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyor. Yani onları da tutmak istiyorlar belli bir tarafta. Haliyle o oyuncular da beklemek istiyor opsiyonu olunca. Yani tabii ki tüm amacımız bu kampa oyuncular getirmek. Bir de kampımız çok erken başladı. Şimdi lig tarihinde ilk defa bu kadar önelime oynanarak
gidecek, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ondan dolayı bu kadar erken başlamasının sebebi de o. Bu kadar erken başlayınca kamp, normal transfer sezonunu yaşamak. Bir de düşünün, transfer sezonu normalde ilk 15-20 gününde çok fazla transfer duyarız. Çünkü transfer sezonu öncesinde biten transferler hemen o zaman açıklanır. Bu sefer tarihin açık ara en düşük transferini duyduğumuz, Avrupa ölçeği için söylüyorum, sezon. Ama şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Kimse, sesim biraz kısık ve şey, o yüzden kusura bakmayın. Yani kimse bu konuda endişeli olmasın. Yani çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun. Onu net bir şekilde söylerim ve inşallah da bunu göreceğiz. Çok büyük bir özveriyle olabiliyor bu iş bu sene. Sonunda hepimiz şey içerisinde bunu neticede görmüş olacağız. Şöyle, Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Yine bunlar, yani Angelino İspanyol milli takımında oynamış, oynayan, pozisyonunun Avrupa'daki çok çok önemli oyuncularından birisi. Zaten sorun orada. Öyle oyunculara gidince bu sefer çok mücadele etmek gerekiyor. O yüzden de Angelino da kulübüyle şey yapmaya, neticelendirmeye çalışıyoruz. Paredes önce oyuncu A alternatiflerine bakıyor, yani ilk alternatiflerine. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Gelincer, az önce Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sözlerini dinledik. Erden Timur, Icardi konusunda net bir açıklama yaptı. Çok önemli bir aşamaya geldik dedi. Icardi ile Galatasaray anlaştı, bir kez daha söylüyorum. Bu hafta içerisinde 3 yıllık kontrat resmi hale getirilecek. Paredes'in öncelikleri farklı dedi. Röportajı dinlemeden önce zaten bunu aktarmıştım sizlere. Paredes'in önceliği takımda, yani Paris Saint-Germain'de kalmak. Olmazsa eğer, Luis Enrique onu yeni sezonda düşünmeyecekse eğer, bu defa Araplardan gelen teklifi kabul etmek istiyor. Çünkü çok sayıda Arap takımının onun transfer gündemiyle, onun transferiyle ilgilendiğinden bahsediliyor. Henüz bir resmi teklif almadı ama yani menajerinin oradan getirebileceği yüksek parasal değerli bir sözleşmeyi kabul etmeyi amaçlıyor. Sol olmazsa sonra Türkiye seçeneğini değerlendirecek. Paredes'le ilgili durum bu. Angelinho, İspanyol milli takımında sol beklerinden bir tanesi, biliyorsunuz bütün hakları Leipzig'te, Galatasaray'da oynamak istiyor, Galatasaray'a gelmek istiyor, fakat kulübüyle anlaşmak lazım. Kulübü yüksek bir bonservis sözleşme fesih bedeli talep ettiği için Galatasaray onu kiralık olarak bu dönem, ama zorunlu satın alma opsiyonuyla takıma kazandırmak istiyor. Zorunlu satın alma opsiyonunda 6 milyon euro olabileceğinden bahsediliyor. Futbolcunun iradesinin Galatasaray'da oynamaktan yana olması elbette ki Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor. Bugün Portekiz basınında bir haber çıktı. Buna göre Portekiz'den bir kulüp, önemli bir kulüp, yani 3 büyük kulüpten bir tanesinin Angelinho'ya transfer teklifinde bulunduğu ama Angelinho'nun bunu reddettiği, kabul etmediğinden bahsediliyor. Yaklaşık 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralık olarak transfer olması bekleniyor. Angelinho'nun, değerli dinleyiciler, İspanyol sol bek. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Elbette ki transferle ilgili açıklamalar gelmediği için Galatasaray taraftarı birazcık endişelendi. Sonuç itibariyle Erden Timur'un yaptığı açıklamalar birazcık Galatasaraylı taraftarların yüreğini su serpti ama bir kez daha söylüyorum değerli dinleyiciler, Galatasaray'da Icardi transferi noktalandı ve Galatasaray Icardi'yi bütün aktarıyla kadrosuna katıyor. Sayın Turgay Kıran, Galatasaray'ın eski ikinci başkanı bizimle birlikte. Turgay abi, hoş geldiniz, merhaba. Özgürcüğüm, merhabalar. Herkese buradan sevgilerimi iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eksik olmayın, ben de size iyi günler, iyi çalışmalar dilerim. Nasıl geçiyor yaz sizin için? Teşekkür ederim. Ya çalışıyoruz tabii, bizim yazımız pek olmuyor. Genel tabii yazın biz daha da yoğunuz, otellerimiz daha yoğun oluyor. Ama keyifli, yaz olsun yine keyfimiz olsun. Ne güzel. Her şey iyi olsun Türkiye'de inşallah. Galatasaray için nasıl geçiyor peki yaz dönemi sizin için? Size göre nasıl yorumluyorsunuz? Evet, yani sizden duyduğumuz haberler ve Galatasaray'da sevgili Erden'in, sevgili Özbek'in yapmış olduğu başarılı transfer çalışmaları Galatasaray'ları mutlu ediyor. Keyif alıyoruz tabii ki. Hı hı. Hele hele bir stat sponsoruna 7,5 milyon euro alıp Icardi'ye 10 milyon veren bir Galatasaray'ımız var. Onun için daha da keyfimiz, hoşumuz, daha koşma gidiyor. Demek ki Galatasaray o kadar zengin ki 10 milyon euro
çarpı 4 çarpı işte verdikleri yani 50-60 milyon euro vererekten Galatasaray kulübü hiç sıkıntı olmadığını göstermiş oldu. Hı hı. Hakikaten Galatasaray'ın da ihtiyacı vardı böyle bir ikadi. Çünkü keyif verdi, zevk verdi bu sene oynadığı futbolla. Hele hele böyle birkaç sene oynayacağım diye düşünürse daha da keyif olacak Galatasaraylar ve ikadi. Ama tabii arkasında bizim sevgili Özbek bu paraları nasıl halledecek? O da Galatasaraylı herhalde genel kurulun işi. Ama bir tarafta olaraktan ben büyük keyif alıyorum hem transfer denemekten hem de böyle bir güçlü Galatasaray'ın gelmesinden. Hı hı. Umarım ki artık önümüzdeki senede herhalde UEFA şampiyon oluruz veya Şampiyonlar Ligi şampiyon oluruz. Sürede o da gelir. Anladım. Keyifle, keyifle izliyorum. Tabii ben anlıyorum sizin açıklamalarınız. İroni dolu. Bu keşke Icardi'nin transferi ya da onunla yapılacak sözleşme bütünüyle sponsorlar marifetiyle finanse edilebilseydi ama bu mümkün değil. Belli bir kısmını sizin de ifade ettiğiniz gibi sponsorlar karşılıyor. Özgürcüğüm şöyle yani ayağını yorgana göre uzatmak her zaman çok önemli biliyorsun. Evet, ama daha hani keyifle şu anda o işte yeni bir ne dünya markası varmış Rams duymamıştık şimdiye kadar ama hı-hı, yeni bir marka dünya markasını sen sponsor oluyorsun. Ama o sponsor parası bile bir İcardi'nin maaşına yetmiyor. Yani bunlar tabii ilginç. Tabii bunlar taraftarı sorunu değil ama Galatasaray'ı üyelerinin ve Galatasaray'ın sorunu. Hı-hı. Dolayısıyla tabii ki ayaklarımızı yorganıza uzatmazsak açıklarımız daha çok olacak ve ne olacak? Bu 6-7 milyar olan borcumuz Icardi ile beraber 8 milyar oluverdi. Ama Erden herhalde çok güzel şeyler düşünüyor. Çünkü çok cin gibi bir arkadaşımız. Maşallah aklı çok üstün bir arkadaşımız. Hı hı. Dolayısıyla herhalde Icardi'yi 50 milyon 60 milyon euro satacak zamanı geldi mi? O da Galatasaray'a para olarak dönecek diye temenni ediyorum. Turgay abi sizden ve dinleyicilerimizden izin istemek durumundayım reklamlar için. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar telefon bağlantısı kurabilir miyiz? Tabii ki derhal. Teşekkür. Az sonra birlikteyiz Sayın Turgay Kıran. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam edecek. Reklam. Bir son dakika haberiyle yine karşınızdayız. Yenilenebilir enerji kaynakları büyüyor. Yatırımcılar için Garanti BBVA sürdürülebilirlik fonlarıyla geleceğin yatırım fırsatları doğuyor. Siz de birikimlerinizi Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu'yla BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan şirketlerle değerlendirin. Geleceğe şimdiden daha iyi bakın. Dünyaya iyi bakıyoruz, geleceğe iyi bakıyoruz. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Otokoş ikinci elden araç alırken sürprizlere yer yok. Ekspertizli ve iade garantili araçlar sayesinde güven, şeffaflık ve uzmanlık var. Hayalinizdeki araç şimdi otokoçikinciel.com'da. Her adımda güven, Otokoç ikinci el. Bir zirve düşünün. Yüksekliği dün, genişliği bugün, yamaçları yarın olan. Bir zirve düşünün. Emekle, vizyonla, teknolojiyle tırmanılan. Bir zirve düşünün. En tepesinde yalnızca biz olan. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray bölümümüzdeyiz Sayın Turgay Kıran. Bir kez daha bizimle birlikte Galatasaray'ın eski ikinci başkanı. Turgay abi tekrar hoş geldiniz, merhaba. Tekrar merhaba, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Eksik olmayın katıldığınız için. Ben ne demek zevk? Bu arada sizin duyduğunuz, bizimle paylaşabileceğiniz bir transfer gelişmesi var mı Galatasaray adına? Çünkü eminim size de bilgiler var. Vallahi çok, yani isim vermek istemiyorum ama hakikaten çok daha var. Onların peşindeler ama biliyorsun Galatasaray isim vermiyor önceden ki pahalanmasın piyasalar diye sorunlar. Çok bir akıllı bir sistem, yöntem. Ama sürpriz olacak, hakikaten çok ilginç bir iki oyuncu daha var. Yani bugün Trakya'dan Galatasaray'ın
bu üstüne gelecek oyunculardan çok farklı bir Galatasaray izleyeceğimizi ciddi olarak söylüyorum. Yani ironi yapmıyorum bu sefer. Çünkü artık Galatasaray'ın bir UEFA ya da bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma zamanı geldi. Çünkü belki de o zaman Galatasaray'ın ekonomik değerleri çok daha yükselecek ve dolayısıyla borçlarımızı ödeme durumu da daha kolay düşecek. Esasında futbol her şeyin biliyorsunuz önde geleni, yani o yürümezse her şey duruyor. Dolayısıyla güzel bir düşünce esasında, çünkü büyük oynamak lazım. Büyük oyuncu da gerisi gelebilir varsayın. Bunu biliyorsun Ünal da zamanında yapmaya çalışmıştı. Ama onun şansı yaver gitmedi. Ama bu sefer hakikaten Galatasaray'ın futbolun başında Erden gibi bir kardeşimiz var. Varını yoğunu koyuyor. Biz taraftarlar da çok keyifli izliyoruz. Tabii ön eleme maçlarını geçmek büyük bir önem arz ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne girince Galatasaray katılım payı, yayın geliri vesaire. Ne dersiniz? Öngörünüz nedir? Çok artacak. Problemsiz bir biçimde geçer mi Galatasaray? Ya tabii ki, yani ben şu anda Galatasaray, gördüğümüz Avrupa'daki Galatasaray, Avrupa'daki futbol oynayan, iyi futbol oynayan ekipler arasında çok büyük uçurum yok. Hı-hı. Yavaş yavaş alışan bir ekip var. Birbirine çalışmayı seven bir ekip var. İyi bir teknik direktörümüz var. Bütün sorun bu arkadaşlarımızın paralarında zamanı ödeyebilme şansımız olup olmaması, onu da erdemle dursun biliyor. Çünkü futbolcu ilginçtir biliyorsun. Bir ay ödemezseniz o ay, iki ay, üç ay performans düşer. Hı-hı. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. Yoksa hak olarak, teknik olarak da sen daha iyi bilirsin. Avrupa'daki birçok kulübümüzden üstünüz. Çok açık ara üstünüz. Dolayısıyla bunun da neticesi iyi olmalı. Neticesi de bunun hakikaten artık bir keyifli bir kupaya uzanmalı diye tahmin ediyorum ve ümit ediyorum gerçekten. Peki. Turgay abi, az önce siz bazı genç oyuncular Galatasaray'ın transfer gündeminde demiştiniz. Bize evet, isim verebilir misiniz bildiğiniz isim, kadarıyla? İsim veremiyoruz. Veremiyoruz çünkü ben de şurada söz verdim. Özgür. Çünkü piyasa dağılıyor. Piyasa bu sefer yükseliyor. Onların biliyorsunuz bu seneki taktikler ters köşe yatıyorlar insanlar birbirlerine. Onun için isim vermiyorum ama Galatasaraylılar beklesinler, birkaç köşesinde çok genç, çok dinamik bir iki oyuncu gelecek Galatasaray'a. Ama zaten birkaç tanesini sen yakalamışsın bile. Ara sıra duyuyorum senden. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Bu çok önemli bilgiyi Sayın Turgay Kıran aktardı. Bunlar yabancı futbolcular değil mi Turgay abi, sizin yabancı söylediniz? Yabancı ve genç futbolcular. Yani artık yaşlı futbolcu istemiyoruz demişti biliyorsun. Hakikaten de genç futbolcular. Çünkü Galatasaray markası yükseldikçe Avrupa'daki genç oyuncular da Galatasaray'ı artık transfer olmak istiyorlar. Çünkü gördüler ki İtalya'dan gelen oyuncular, gencecik oyuncular, başka yerden gelen genç oyuncular Galatasaray'da yer bulup bir takımlara tekrar seçilme şansları oluyor. Taşa boy gibi, bizim o İtalyan Zaniola gibi. Dolayısıyla Avrupa'daki futbolcular da Galatasaray için önemli bir takım oldu. Ve gönül rahatlığıyla geliyorlar. Tabii ki biraz paralarında çok iyi yapmaya çalışıyorlar ama hakikaten bu işte iyi öğrenmiş bir kardeşimiz de başında Galatasaray'ın. Annem diyor, ben ne yapıyor, sonunda Galatasaray'a kazandırıyor. Onun için onun da keyfini, şeyini bozmayalım, motivasyonu bozmayalım. Galatasaray'a çok lazım böyle kardeşlerimiz her zaman. İnşallah ileride daha da güzel günler görürüz. Umarım. Sayın Turgay Kıran'la sohbetimizin sonuna geldik. Galatasaray Şampiyonlar Ligi hedefi için transfer piyasası çok yüksek olan oyuncuları da kadrosunda tutmak istiyor. Yani Sasha Boy'a, Nelson'a gelen teklifleri öyle hemen kabul edebilecek bir tavır içerisinde değil yönetim. Her ikisinin de takımda kalacağına inanıyor musunuz? Yoksa ikisinden bir tanesi ya da ikisi bir transfer operasyonunun konusu olabilir mi bu yaz döneminde? Şimdi şunu açıkça söyleyelim. Yani bu kadar ilk başta bir yol yaptım. Yani bir sıra sponsorluğu bile yetiyor bir futbolcumuzun yıllık maaşına dedim. Hı. Yani Galatasaray'ın zaten borcu belli. Hepimiz biliyoruz ne kadar borç olduğunu. Ama yapılan projelerde bu borçların kapanma ihtimalini çok çok ümitli görmüyoruz. Bunu herkes de biliyor. Ama futbolda bir başarı edebilirsek, futbolu tutaraktan bu seneyi bir başarıyla sonuçlanabilirsek Galatasaray çok çok farklı yere gider. Yani
biraz sıkıntı çekecek Galatasaray ama bu 1-2 oyuncumuz da takımda tutmak zorunda. Çünkü oturmuş takımımız var. Hem futbolcular için gelecek daha önemli, bahsettiğimiz futbolcular, hem de Galatasaray için çok önemli. Dolayısıyla ben bu sene bu kumarın Galatasaray tarafına oynanacağını ümit ediyorum ve inanıyorum. Yani Galatasaray bu sene ya yara ya mera diyecek, ya Şampiyonlar Ligi ya iş diyecek. Zaten 6-7 milyar borç var. Olmasa ne olacak? 8-9-10 milyar olacak. Bugüne kadar kimse sana hesap sormuyor nasıl olsa devam diyecekler. Dolayısıyla Galatasaray'ın, özellikle Galatasaray taraftarlarının Galatasaray'a sahip olmaları gerekir. Ve özellikle Galatasaray bir başarıyla belki artık böyle global değerler değil de uluslararası değerler sponsor olacak. O zaman çok daha iyi yerlere gelecek Galatasaray. Biz de hiç bırakmayacağız Galatasaray. Arkadaşlarımızın haberi olsun. Arkalarından takipçisiyiz. Yani kimse Galatasaray'ı da zor durumda bırakmasına mani olacağız. Her Galatasaray'ı kim yapıyorsa. Dolayısıyla ümit edelim ki futbolda başarılı bir Galatasaray diyelim. Peki. Bu önemli mesajları Sayın Turgay Kıran aktardı sizlere. Önemli bir mesaj verdi Galatasaray'a. Galatasaray camiasına. Galatasaray'ın eski ikinci başkanı. Çok teşekkür ederim Turgay abi. Var mıydı ekleyeceğiniz son bir şey? Ben çok teşekkür ederim. Ümit edeyim ki bu futboldaki başarılarımız ve başarılı transferler aynen basketbolda ve voleybolda da yürütebilirsin ki Galatasaray spor takımının, Galatasaray futbol diye Galatasaray spor kulübünün daha kıymetli olduğunu anlamış olalım. Onun için temennim kardeşlerimize inşallah daha başarılı bir sezon diliyorum bütün kardeşlerimize. Peki. Çok teşekkür ederim yayını aldığınız için, lütfedip beni. Estağfurullah. Ben herkese sevgilerimi iletiyorum. Size de sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Sayın Turgay Kıran bizimle birlikteydi. Değerli İncer, Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarını yayınladım. Trabzonspor'un genç futbolcusu altyapıdan yetişti ve Manchester City'den gelen 26 milyon euroluk teklifin kabul edilmemesinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Belki zamanında kabul edilseydi bu teklif bambaşka şeyler olabilirdi diyor Abdülkadir Ömür. Ama bundan sonra da olmaması için bir neden yok. Yeter ki performansını arttırsın Abdülkadir Ömür. Trabzonspor'un transfer çalışmaları, sezon çalışmaları devam ediyor. Bu konuda Nenad Bjelica bazı açıklamalar yaptı ve transferle ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi. Hep birlikte dinliyoruz. Öncelikle iyi bir 90 dakika oldu diyebilirim. Tabii ki sonuçtan dolayı mutlu olmamız tabii ki imkansız. Ancak oyuncuların sadece 7 günlük bir çalışmadan henüz geçtiğini ve iyi çalıştıklarını da düşünürsek eğer bizim adımıza iyi bir maç oldu diye düşünebiliriz. Tabii ki biz çalışmamıza devam edeceğiz ama oynadığımız rakibimizi düşündüğünüzde fizik hazırlık olarak rakibimiz bizden çok öndeydi. Çünkü onların ligi önümüzdeki hafta başlayacak ve çok daha önce başlamışlar çalışmalarımıza. Biz de oyunda, maçta herkese şans vermeye çalıştık. Bütün oyuncularımızı görmeye, onların hepsine şans vermeye çalıştık. Çalışmalarımıza yine aynı hızla devam edeceğiz. Bueno, está en hospital, vamos a ver. Şu an hastanede kendisi, kontroller amacıyla şu an hastanede. Umuyoruz çok da büyük bir şey çıkmayacak. Ama kontrollerden sonra daha net tabii ki konuşabiliriz. O pozisyon esnasında kemiğine bir darbe aldı. Direğe çarptı kemiğini. Onun kontroller amacıyla şu an hastaneye götürdük kendisini. Sonuçlar çıkınca bize daha net bir şey söyleyebiliriz. Tabii ki şu an hazırlık dönemindeyiz. Öncelik tabii ki hazırlanabilmek, iyi hazırlanabilmek. Sadece hazırlık maçlarını kazanabilmek değil. Bizim önce tabii ki ligdeki maçları kazanabilmek. Bahsettiğim gibi şu an o süreci hazırlamaya çalışıyoruz. Milli takımdan dönecek olan oyuncularımız aramıza katıldığı zaman tabii ki Trabzonspor adına daha farklı bir görüntü olabilir. Ancak bugünkü oynayan oyunculara da baktığınızda hem genç oyuncularımız hem oynayan bütün oyuncularımız hepsi çok iyi bir görüntü verdiler. İyi çalışma örneği gösterdiler. O yolda devam edecekler diye düşünüyorum ben de. Ama tabii ki oyuncuların katılımıyla birlikte daha farklı şeyler konuşabiliriz ama bugünkü oyuncularımız da gayet hepsi iyi bir çalışma örneği gösterdiler. Bueno, nos hemos encontrado en el hotel. Otelde görüşmüştük kendisiyle. Otelde denk geldiğimizde kendisiyle sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Zaten bahsettiğimizde eğer böyle bir durum oluşursa o da gelmeyi düşünebileceğini bize ifade etmişti. Ama zaten hem kendisiyle hem de kulübüyle olan görüşmelerin sonlanması ya da bu görüşmelerin olumlu bir noktaya varması gerekiyor. Ama listemizdeki tek oyuncu o değil. Eğer Petkovic olmazsa birçok elimizde onun yerine olabilecek çok kaliteli oyuncular da var. Listemizde birçok oyuncu
oyuncu var. Bueno, estamos mirando todo. Her bölgeye, her pozisyona oyuncu bakıyoruz diyebiliriz. Çünkü aramızdan ayrılacak oyuncularımız da olabilir. Ve bu oyuncular ayrıldığında onları da yine aynı kalitede, aynı yetenekte oyuncularla doldurmamız gerekiyor. Ve biz de bunun üzerine çalışmamızı sürdürüyoruz. Eğer bahsettiğim gibi bir oyuncu aramızdan ayrılırsa yine o şekilde biz de bu transfer piyasasını elimizden gelen en iyi işi çıkartarak onun yokluğunu en iyi şekilde doldurmaya çalışacağız. Bueno, normal. Dinamo Zagreb daha önce sizin de bahsettiğiniz gibi benim de çalışmış olduğum bir takım. Hem oyuncularıyla hem de yöneticileriyle gayet iyi ilişkim var. Dolayısıyla tabii ki mutlu oluyorsunuz yanınızda tanıdığınız insanları gördüğünüzde. Dolayısıyla tabii ki onların yanında olmak da beni de mutlu ediyor. Ve tesisler konusunda, şu an çalıştığımız tesisler konusunda çok da mutluyuz. Gerçekten gördüğümüz kalite orada, tabii ki orada olmak çok güzel bizim adımıza. Çok iyi tesislerde, çok iyi şartlarda çalıştığımızı söyleyebilirim. Bielisa'nın açıklamalarını dinledik. Bu sabah Galatasaray'ın kamp yaptığı bölgede Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün de bazı açıklamalar yaptı. Buraya geldik. Burada da 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. Kampımızdaki maçları en iyi şekilde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi önlemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Dediğiniz gibi geçen sene aslında çok büyük bir beklenti vardı benden. Tabii ki de ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tabii ki kendi performansından daha çok önemli olan şampiyon olmamızdı. Şampiyon olduk. Bu benim için çok büyük bir gurur verici. Çünkü ben Galatasaray'ın altyapısına yetiştim ve şampiyonlukla kupalar kazanmak benim her zamanki hayalim. Bu sene gerçekten çok daha iyi bir Yunus olacak inşallah. Bu sadece şu anda kampa odaklıyım ve kendimi en iyi şekilde geliştirmek, en iyi şekilde hazırlamak istiyorum. İnşallah benim için geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak. Dediğim gibi ben 18 yaşımda ilk maçımı Şampiyonlar Ligi Fatih Hocam olduğu zaman bana şans vermişti. Her oyuncunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bu sene tabii ki dediğim gibi farklı bir Yunus olarak olacağım. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hocam bana şans verdiği takdirde elimden geleni yapıp Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi yere gitmek istiyoruz. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim o gün hocamın sayesinde. Çocukluk hayallerimden bir tanesini daha gerçekleştirdim o gün. Benim için çok büyük bir gururdu, çok büyük bir mutluluk vericiydi. Ayrıca da bana çok büyük bir motivasyon sağladı. Tabii ki de hayallerimden bir tanesi kaptan olabilmek. Ama şu an nasıl diyeyim? İlk önce oynayıp ondan sonra Galatasaray'ın kaptanlığını yapmak istiyorum tabii ki de. Vallahi Arda'yı hepimiz zaten sizler de biliyorsunuz. Bütün ülke olarak çok herkes beğeniyor. Çok büyük bir oyuncu bence. Ülke olarak, kendim olarak çok büyük bir gurur duyduk. Çok mutlu olduk. Tabii ki de önemli olan oralarda kalıp oralarda bizi daha da çok gururlandırması. İnşallah onun için hakkında hayırlısı olur. Allah yardımcısı olsun diyorum. Bizim en büyük motivasyonumuz, en büyük başarımızlardan bir tanesi arkadaşlığımızdı. Biz zaten bunu maçlardan önce, maç sonları her zaman çıktığımızda söylüyorduk. Çünkü hani artık biz aramızda çok keyif alıyorduk. Çünkü oynadığımız futboldan antrenmanlarda çok keyif alıyoruz. Bu da bizi başarıya götürüyor. Şu anda da çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel gidiyor her şey. İnşallah bu sene de başarılı. Vallahi 3 yıldır herhalde buraya geliyoruz. Burada 3'ünün şampiyonluğumuzu almıştık. Şimdi yine buradayız. İnşallah da Süper Lig, Türkiye Kupası. Onları kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz. Yunus Akgün'ü dinledik değerli dinleyiciler. Bu arada Valbuena, Mateo Valbuena, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, 4 yıllık Olympiakos macerası sona erdi. Mateo Valbuena'nın değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz Fenerbahçe'den sonra oraya, yani Olympiakos'a gitmişti. Olympiakos formasıyla toplam 150 maça çıktı. Bence çok çalışkan bir futbolcu. 18 tane gol attı, 43 tane gol pasıyla oynadı. Azımsanacak işler değil Mateo Valbuena adına, ama her şeyin bir sonu vardır. Olympiakos macerasında sonuna geldi. Fransız futbolcu. Manchester United takımından ayrılan kaleci David De Gea'nın yerine Erik ten Hag'ın eski öğrencisi Andre Onana'yı getirmeyi planlıyor. Transferin bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. O da biliyorsunuz Barcelona altyapısından yetişmişti Onana. Sonra Ajax'ta oynadı. Ajax'tan sonra Inter ve şimdi bir başka büyük takım Manchester United'in kalecisi olacak. BBC'de yer alan haberde Erik ten Hag'ın ekibinin Inter'den Andre Onana'ya bu hafta içerisinde imza attıracağı belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla Serie A'da 27 maçta görev yaptı Onana. Ana 24 maçta kalesini gole kapatmıştı. Başarılı bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. 12 sezondur Manchester United forması giyen David De Gea sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takıma veda etti. De Gea sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şimdi yeni bir meydan okumanın, yeni bir takımda kendimi zorlamanın tam zamanı dedi. 2011 yılında Atletico Madrid'den transfer edilmişti 32 yaşındaki kaleci. Sevgili Sir Alex Ferguson, beni bir kulübe getirdiğinden beri çok şey başardık. Bu formayı her giydiğimde gurur duyuyorum.
duydum. Takıma liderlik etmek, dünyanın en büyük kulübünü temsil etmek çok az futbolcunun başarabileceği bir onurdu. Manchester her zaman kalbimde olacak diyor De Gea. Manchester United'da 545 maça çıkan De Gea birer kez Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu oluyor İspanyol kaleci. Değerli İncer, Paul Pogba'nın Al-Ittihad'ın tesislerini ziyarete gitmesi transfer dedikodularını alevlendirdi. Suudi Arabistan ekibinin Paul Pogba'ya 3 yıl için 100 milyon euro teklif ettiği iddia ediliyor Tutto Sport'ta. Diğer yandan La Gazzetta dello Sport, Al-Ittihad'ın teklifinin Paul Pogba'yı tam olarak tatmin etmediğini iddia etti. Paul Pogba'nın bu sabah özel uçakta Torino'ya döndüğü aktarılıyor. 30 yaşında biliyorsunuz Pogba. 8 milyon euro ile Juventus'un en çok kazanan futbolcusu konumunda. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta tüm kulvarlarda sadece 10 maça çıkabildi deneyimli orta saha oyuncusu. Bir gol pasıyla oynuyor. Manchester United Paul Pogba'nın transferi için 2016-2017 sezonu başında Juventus'a 105 milyon euro ödemişti. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik spor kazanı için. Ancak ben bu programı noktalarken buradan ayrılmıyorum. Birazdan Trivela'da Ümit Özat'ta program yapacağız. Sizleri de bekliyoruz. Özgür Sancar'la spor kazanı sona erdi.